Şimdi geldik sünnet kitabı. Sünnet demek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, ona uymak. Fakat bu tabi e, ben hep diyorum sakalla, sarıkla, misvakla iş bitmiyor. Bunlar zahiren e, yapılması uygun olan bir kısmı gereken, sakalla hepten vacip gereken sünnetler. E, fakat insanlar sünnet deyince hep böyle misvak kullanmak, sakal bırakmak, sarık sarmak işte gibi. işte namazın sünnetleri falan. E, Haccın sünnetleri, orucun sünnetleri. Hep böyle sünnetler zannediyor. Esasen sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izlediği yol evvela itikattadır. İşte ehli sünnet ve cemaat oradan geliyor. Burada da kastı zaten e, sünnete ittiba. Yani hangi sünnet? Onun gibi inanmak meselesidir. Onun için bir insan zaten hadis-i şerifleri inkar ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şerifler Allah'tan ona bildirilen vahilerdir. Sünneti terk etmek demek Allah'ın vahyini terk etmek demektir. ehl sünnet itikadını bırakan demektir burada. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı şeylere inanmamak. Mesele buradan geliyor. Bu adam sarık sarsa ne olur? Sakalı üç tutam olsa ne olur? Efendim baston kadar misvak kullansa ne olur? Çünkü adam diyelim Deccal'a inanmıyor. Yecüc mecüc kabul etmiyor. Mehdi kabul etmiyor. Güneş batıdan doğmayı kabul etmiyor. Vesaire vesaire. Yani adam kabir azabını reddediyor. Mehmet okuyan mesela. Çok muazzam. Hadis-i şeriflerle sabit. Mütevatir bir konu yani. Bir hadis değil ki hadis değil ya. Hadi birine zayıf dedin, birine asılsız dedin aşağı. Ama bu kadar hadis, bu kadar sahabe bunu uyduramaz ki haşa. Onun için yani sen öğlenin farzı niye dört dekat o zaman? Kur'an'da yazmıyor. E mütevatir bu zamana kadar böyle gelmiş. E kabir azabı da bu zamana kadar mütevatir gelmiş. Bir kişi yok dememiş ki sen çıkana kadar. Veyahut Abdullah Afganiler, Reşit Rızalar neyse işte 100 sene evvelki en fazla 100 sene geri gider Reşit Rız şeyin reformistlerin, mason Abduhların ekolü yani. E şimdi 1300 senelik burada sahabe tabi'nin tebe-i 1300 senelik ondan sonra da e, Müslümanların cumhuru yine kabir azabını kabul ediyor. Canım böyle bir iki tane şahs çıkmış. E sen şimdi en far, öğlenin farzı dört dekat olduğunu ne biliyorsun? Namazın 5 vakit olduğu Kur'an'da 5 yazmıyor. Zekatın kırkta bir yazmıyor. Yani her şey hadisle geliyor ve insanların tevatürüyle geliyor bu zamana kadar. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülebilir mi? Hindistan'daki Müslüman da aynı, Pakistan'daki da aynı, Çin'deki de aynı, Yemen'deki de aynı, Fas'taki de aynı, Tunus'taki de aynı, Türkiye'deki de kutuplardaki aynı. Yani namaz beş vakit yani. Mesela öğlen sünneti dört rekat diyelim. Yani. i̇lk sünnet dört rekat, son sünnet iki rekat. E bunlar değişmiyor. E bunlar kabul ediyorsun. Ama altın yüzük karam denince veya işte kadın e, e, saçına saç ekletmesi haram deyince falan ne alakası var? E ne alakası var? E, bu da aynı hadis-i şeriflerle gelmiş. Bütün ümmet onları haram kabul etmiş. Bu zamana kadar e, sen bunu, kabir azabını sabit kabul etmiş. Sen bunu inkar edeceksin, reddedeceksin. Bu ne, ne anlama geliyor? Bu sünneti terk. Ama hangi sünneti terk? Bir adam öğlen namazının ilk sünnetini veya son sünnetini, ikindinin ilk sünnetini terk etmekle e, bir sitem, bir azar işitir azap olmaz. Ama bir sitem, bir azar işitir yani. Buna bu da ağır bir şey tabii sitem. Niye yiyelim? Azar niye işitelim Rabbimizden mahşer günde? Ama mevzu o mudur? Bizim anlattığımız ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğunu reddediyor adam ya.